terazimiz var dedim ama terazi tartalım mı Rengi değişiyor. Evet. Bu ürünler piyasadaki ürünlerden daha Kimi kapas kal ha. Bunun standartı 1,5 MPa çıkması lazım. Hı. Bu 2 iki... Afyon'da yılda yaklaşık 3 milyon ton civarında mermer atığı ortaya çıkıyor. Bu atık bölgesinde toplanan mermer atıkları şu anda faal olarak verimli olarak değerlendirilemiyor. Buna karşı yapı malzemeler üretiminde normal şartlarda doğadan alınan mineral malzemeler kullanılıyor. Yani doğa tahrip ediliyor. Kum, çakıl, kayaç, agrega alınarak doğanın tahribi söz konusu. Bizim bu projede ise doğadan alınan malzemeler yerine atık sahalarından alınan malzemeleri kullanarak hem doğanın korunmasına katkı yapıldığı gibi aynı zamanda geri dönüşüm sağlanıyor ve doğa korunmuş oluyor. Atık malzemeler üretime kazandırılmış oluyor. Mermer kesimi mermerlerin kesimi sırasında testere ağzından çıkan çok ince tane boyutunda olan toz halindeki mermer atıklarını kullanıyoruz. İnşaat malzemesi üretiminde kullanıldığı zaman bu atıkların büyük miktarlarda kullanılma, kullanılabilme imkanı da olacaktır. Bu düşünceden yola çıkarak biz normalde kum kullanılarak üretilen malzemeler yerine bu mermer tozu atıklarını kullanarak yapı malzemeleri üretmeyi amaçladık ve bu projemizde başarıyla bu ayın sonunda bitirilmiş olacaktır. Ürettiğimiz ürünler duvar blokları olarak ürettik biz bunları. Piyasada gaz beton olarak bilinen ürünlerin muadili ölçüsündedir. Hı hı. Fiziksel ve mekanik özellikleri de aynı bu piyasada olan gaz beton ürünlere eş değerdir. Yalıtım değerleri hatta bir miktar daha üstündedir. Çok ince gözenektir. Eğer yaklaşıp gözenekleri alabilirsiniz. Bizim kullandığımız ham madde ise doğadan doğrudan alınmayıp atık sahalarından alınan malzemelerdir ve dolayısıyla çevreci bir üründür. Ürettiğimiz ürünler 300 ile 600 kilogram bölü metreküp birim ağırlığa sahiptir. Yani piyasadaki benzer ürünleriyle ile aynı eşdeğer ağırlıklardadır. Mukametleri yine TSE standartlarını sağlamaktadır. Isı yalıtım değerler ise piyasadaki ürünlerden daha yüksek performansı sağlayabilmiştir. Bütün bunlar laboratuvar deneyleriyle gerçekleşmiş belgeleri de alınmıştır. Deprem konusuna gelince bu malzemeler Diğer ürünlere göre çok hafif oldukları için binaya yükledikleri ölü yükler oldukça düşüktür. Dolayısıyla binaya yükledikleri ölü yüklerin düşük olması deprem sırasında ağır binalar yerine daha hafif duvarlar olması nedeniyle bu yönden de deprem etkileri karşısında da hafif yükler nedeniyle olumlu katkısı olacaktır. Gri olanlar uçucu külden üretilenler, beyaz olanlar mermer. Biliyorsunuz enerji günümüzde çok pahalıdır. E, aynı zamanda yaratım malzemeleri olarak kullanılan şu andaki malzemeler, strafor dediğimiz ürünler kullanılmaktadır çoğunlukla ve bu ürünler yanıcı ürünlerdir. E, yangına karşı çok hassastırlar. Bu üretilen ürünler ise örneğin birçok bölgede, yalıtıma ihtiyaç duymadan eğer duvar blokları olarak kullanıldığında yalıtıma ihtiyaç duymadan gerekli standart yalıtım değerlerini sağlayabilmektedir.